68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray İşkur Müdürü Mahmut Akkuş, engelli vatandaşlara verilen desteklerden bahsetti. Aksaray İşkur Müdürü Mahmut Akkuş televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Yılın hemen başında 75 engelli ve eski hükümlü vatandaşımız büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, seracılık, yetiştiricilik ve değişik branşlarda proje tekliflerini getirdiler. İnşallah 50.000 TL'ye kadar da bir destek verilecek. Buradan sizler aracılığıyla bir kez daha engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı İşkur'a bekliyoruz. İşkur'da öncelikle bir girişimcilik eğitimi vermek, çalışma hayatının ipuçlarını vermek, bir dizi girişimcilikle ilgili konunun uzmanları tarafından 4 gün boyunca sürülecek bir eğitim. Ardından ücretsiz bir proje desteği vereceğiz ve 50.000 TL'ye kadar hibe desteği, kendi işlerini kurmaları halinde bir hibe desteği verilecek. Bu engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı da bunlardan faydalandırmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2017 yılında milli seferberlik kapsamında artı bir istihdamdan bahsetmişti. 2018 yılı için ise artık özel sektörde işverenlerimizden artı iki istihdam çağrısında bulundular. Bu da demektir ki 2017 yılında inşallah işverenlerimizin desteğiyle ve yine valimiz ve milletvekillerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın öncülüğünde Aksaray için en az 15.000 istihdam hedefini öngörüyoruz. Son olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli uygulamalarından biri de taşeron işçilerimizin kadroya geçişiydi. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile düzenlenen bu değişiklikle birlikte artık işçi kardeşlerimiz belediyede, özel idarede, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları yerlerde kadroya geçerek özlük hakları daha da yükseltilmiş hale gelecekler. Bu bakımdan biz işçi kardeşlerimizin memnuniyetini gözlemliyoruz. Süreç devam ediyor. Şu an sınav tespit komisyonları şartları tutan işçilerimizin tespitlerini gerçekleştiriyorlar. Önümüzdeki günlerde bu şartları tutan ve kadroya geçmeye hak kazanan hak sahiplerinin ilanı gerçekleşecek, itiraz süreci işleyecek. İnşallah çok kısa sürede de kadroya geçiş müjdesini yaşayacaklar. İlimiz için bu rakam 2500'ü aşkın işçi kardeşimiz kadro için müracaat ettiler. Bu vesileyle de bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu kadroya geçiş sürecinde büyük çaba sarf eden Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Aksaray nüfusu 2017 yılında 402.404 olarak belirlendi. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80.810.525 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre 995.654 kişi arttı. Erkek nüfusu 40.535.135 kişi olurken kadın nüfusu 40.275.390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 12,4 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında %13,5 iken 2017 yılında %12,4 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,5 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken bu oran 2017 yılında %92,5'e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak gerçekleşti. Aksaray nüfusu 2017 yılında 402.404 olarak belirlendi. Bu nüfusun 200.233'ü erkek ve 202.171'i kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %49,76 erkek, %50,24 kadın nüfusunu oluşturmaktadır. Yüz ölçümü 7.997 km² olan Aksaray ilinde kilometrekareye 50 insan düşmektedir. Aksaray 2018 nüfusu tahmini verilere göre 404.416. Bu nüfus verisi eski yıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Aksaray 2018 resmi nüfus bilgileri 2019 yılının başında açıklanacaktır. Aksaray ilçe nüfusları ise şu şekilde: Ağaçören 8.175, Eskil 26.333, Gülağaç 19.244, Güzelyurt 11.275, Merkez ilçe 289.778, Ortaköy 32.208, Sarıyaşı 4.833, Sultanhanı 10.557 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütmenin yapılandırılması komisyonunda Aksaray Üniversitesi Rektörü Yusuf Şahin'e kritik görev tevdi edildi. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında çıkarılacak uyum yasalarına ilişkin kurulan 5 komisyondan birisi olan Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu'nda görev yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında çıkarılacak uyum yasalarına ilişkin 5 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlardan birisi olan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Teşkilatlarının yeni sisteme uygun hale getirilmesi ve bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin çalışmaları yürütecek, Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu'nda Rektör Şahin'e de kritik bir görev tevdi edildi. Kısa süre içinde uyum çalışmalarının başlayacağı belirtiliyor. Rektör Şahin, yeni Türkiye'nin inşasında her görevin son derece ehemmiyetli olduğunu belirterek, şahsına tevdi edilen bu görevde en iyi biçimde deruhte etmenin gayretinde olacağını söyledi. Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere şahsını bu göreve layık gören tüm devlet büyüklerine teşekkür etti. 5 tane komisyon var. Yani 5 farklı komisyonda çalışılacak. Her komisyonun 7 üyesi var. Yani toplam 35 kişi bu komisyonlarda görev alacak. Biz bu 35 kişiden birisi olarak komisyonunda görevlendirildiğimiz için kendimi bahtiyar sayıyorum. Bizi buraya layık gören herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Bizim içinde yer aldığımız komisyonun adı Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu. Bu ne demek? Yani belki kamuoyu neyi çalışacağımızı bilmesi bakımından birkaç cümle sarf etmek gerekli olabilir. Ama bu belki benim bununla ilgili söyleyeceğim ilk ve son şey olacak. Şundan dolayı komisyon çalışmaları ile ilgili, yani benim söyleyeceğim şey içerikle ilgili olmayacak tabii zaten. Tabii ki. İçerikle ilgili açıklamaları sadece yetkilendirilmiş basınla bunu paylaşması gereken kişi paylaşacak. Biz bir anlamda mutfakta çalışmış olacağız. Evet. Yani çok sesli, yani her kafadan bir ses çıkacak ve değişik spekülasyonlara yol açacak bir çalışma yöntemiyle değil de, yani çalışılacak, her şey belli bir olgunluğa erişecek. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği kişi üzerinden bu kamuoyuyla paylaşılacak. Ki amacımız burada üzüm yemek. Hani yeni spekülasyonlara yol açıp işte yapay bir takım tartışmaların parçası olmak falan değil. Hükümet sistemi değişti biliyorsunuz. İşte burada bizim bugün bildiğimiz manada Bakanlar Kurulu kavramı, bakanlar, bunların birbiriyle olan ilişkisi gibi konular yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bize verilen görev, Ankara Teşkilatı diyebildiğimiz, yani Merkez Teşkilatı dediğimiz teşkilatın yeniden kurgulanması, bunların birleştirilmesi gerekenler olacaksa birleştirilmesi, ayrılması gerekenler varsa ayrılması, işte bakanlıklar var, bağlı kuruluşlar, ilgili kuruluşlar var, bunların her birisinin Cumhurbaşkanı'na olan bağlantısının bir şekilde yeniden kurgulanması. İşte bu ve benzeri konular üzerinde çalışacak bir komisyon. Milli Güvenlik Kurulu var biliyorsunuz. Yine Cumhurbaşkanımıza doğrudan bağlı. Bu ve benzeri kuruluşlar artık Bakanlar Kurulu kavramı kalkmış oluyor. Tamamen anayasadan ve yasalardan. İşte belki o mevzuat taraması falan yapılacak.
her birisi Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında iş yapar duruma gelecek. Doğrudan atanacak biliyorsunuz. Yani eskiden meclis içerisinden bakan seçiliyordu. Daha doğrusu bakan belirleniyordu. Şimdi sistem değişmiş oluyor. Yani bakanlar kurulu gibi çalışacak olan birim ayrı. Yani meclisten tamamen ayrılmış oluyoruz. İşte bunun detaylarını çalışacak olan bir birimde görevlendirilmiş olduk. Allah utandıracak işler yaptırmasın diyoruz. Buradan sorumluluğumuzun ağır olduğunu farkındayız. Her hafta en az bir gün, belki yerine göre daha fazla Ankara'ya gitmek durumunda kalacağız. İki hafta önce başladık çalışmaya. 35 kişi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, daha doğrusu önce Başbakanımız ve komisyon toplandı. Sonra Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yapıldı. Orada genel çerçevesi çizildi. Usul ve esaslar konuşuldu. İşte biz de o konuşulanlar çerçevesinde şimdi bilgi paylaşıyoruz. Onun dışı artık bu, geçen hafta itibariyle de ilk toplantımızı, yani komisyon toplantıları yapılmaya başlandı. Bundan sonra çalışacağız. Yani işimizle konuşacağız. Bundan sonra konuşarak değil de belki en son işte bir çıktı oluştuğunda, kamuoyuyla paylaşılması gereken bir durum olduğunda, bunu kamuoyuyla paylaşması gereken, yetkilendirilmiş olan şahıs, büyüğümüz paylaşacak. Biz de belki ileride en nihayetinde hani bu sistem işler hale geldiğinde, iyi şeyler olduğunda gurur duyacağız. İnşallah. belki yani işlemeyen veya ileride hani tartışılabilecek şeyler olduğunda da belki bize sitem edecekler. Buna da baştan hazırız. Hayırlısı. Mutfakta şunlar vardı filan diye konuşulacak. Ama tabii burada heyetin belirlenişi, yani oradaki dengelere baktığımızda hem de birikimlerine baktığımızda iyi niyetli bir şekilde bunları çalışabilecek, bunun üstesinden gelebilecek bir ekip gibi gözüküyor. Onun için tekrardan bizi bu göreve layık gören herkese, başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza ve diğer ekipteki arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler. Aksaray için de tabii bu bence çok önemli. Yani 100 küsür, 180 küsür rektör var. Bir tane rektör var orada. Aksaray'dan iki kişi var. Bu da bizim için bir gurur vesilesi sayılmalı. Aksaray'da mekanik saatlerden sonra akıllı su sayaçlarına geçiş beraberinde birçok avantajı getirdi. Akıllı kartlı su sayaçları birçok avantajı beraberinde getiriyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işlevini yerine getirmeyen ya da herhangi bir sebepten dolayı arızalanan su sayaçlarını ön ödemeli akıllı kartlı su sayaçları ile değiştiriyor. Aksaray genelinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan akıllı kartlı su sayaçları birçok avantajları beraberinde getiriyor. Akıllı sayaç kullanan aboneler normal mekanik saatlere göre suyu metreküp cinsinden %10 daha indirimli kullanabiliyor. Önceki sistemde bir gün süren abonelik işlemleri 5 dakika içerisinde halledilebiliyor. Herhangi bir nedenden dolayı abone kapama işlemi önceki sistemde depozito olduğu için 2 gün sürerken kartlı sayaç sisteminde 5 dakikada halledilebiliyor. Vatandaş her ay belediyeye gelmek zorunda kalmayarak yükleme noktalarından rahatlıkla yükleme yapabiliyor. Yükleme yapmadan kullanım olmayacağı için ev sahipleri kiracılarının borçlarını ödeyip ödemediğini kontrol etme işlemini ortadan kaldırıyor. 7 gün 24 saat diledikleri kadar su alabilmelerini ve kullanımlarını sürekli olarak takip edebilmelerini olanak sağlıyor. Açık unutulan musluklardan dolayı su basmaları ve gereksiz sarfiyat önlenmiş oluyor. Sayacınızda kontörün bitmesi halinde kartınızı okutarak 3 ton avans suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 3 ton avansınız bitmesi halinde yine su yüklemediyseniz avans yükleme noktalarından 7/24 su yüklemesi yapabiliyorsunuz. Suyunuzun mesai saatleri dışında bitmesi halinde düğmesine basarak mesai saati başlayana kadar suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 7/24 avans ve nakit yükleme yapmak için belediye önü ve TOKİ Cumhuriyet Mahallesi Kule AVM önünden işlem yapılmaktadır. Fatih Mahallesi itfaiye önünden de sadece avans yükleme yapılabilmektedir. Şimdi bölge haberleriyle devam ediyoruz. Başbakan Ankara'da Gölbaşı'nda yaşayan hemşehrilerime müjdem var dedi. Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daki konuşmasında Gölbaşı'nda yaşayan hemşehrilerime müjdem var. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun altına alıyoruz. Büyük bir proje, hayırlı uğurlu olsun. Böylece artık orada trafik kazaları falan da olmayacak. 200 trilyondan fazla imzaladık, kararını verdik.
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 2019 yılı sonunda biterek hizmete gireceğini belirterek, projenin maliyetinin 4 milyar olduğunu, bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye gidişin yarı yarıya azalacağını ve sürenin 4 saatten 2 saate düşeceğini söyledi. Ayrıca Gölbaşılı vatandaşlara da bir müjde veren Yıldırım, Ankara-Konya yolunun Gölbaşı kısmını yolun altına alacaklarını kaydetti. Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu temel atma töreninde konuştu. Bugün Ankara ve Türkiye'ye yakışan bir proje, yatırım ve hizmet için beraber olunduğunu belirten Yıldırım, bugün Ankara için Niğde ve arada bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve hatta Konya için tarihi bir gün dedi. Terör örgütleri bölgeden çıkarmak ve def etmek için daha önce Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Ve şimdi orada huzur var, güvenlik var ve Suriyeliler, 130 bin Suriyeli oraya döndü, yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm, göç sona erdi. Şimdi aynı şekilde Afrin'de de PKK, KCK, PYD, YPG, DAEŞ, bilumum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını, silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Allah onların yardımcısı olsun. Afrin'e biz niye gittik? Bakın bugün itibariyle bu hareketin, bu operasyonun ne kadar haklı, ne kadar gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Bu alçaklar tarafından Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Elbette beklemedik. Tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık. Hepsinin de canına okuyacağız. Tertemiz edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız. Aynı zamanda değerli kardeşlerim, Afrin'de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız. Bunlara zulüm yapıyorlar. Çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar. Mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar. Kadınlarına işkence ediyorlar. Tacizde bulunuyorlar. Bunlar insanlıktan nasibini almamış alçak bir grup. Hem yurt içinde, hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam. Durmak yok. Değerli kardeşlerim, evet, bu konuşmamı tamamlamadan önce göl başında yaşayan hemşerilerime bir müjdem var. Ankara-Konya yolunun gölbaşı kısmını yerin altına alıyoruz. Büyük bir proje. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece artık orada trafik kazaları filan da inşallah olmayacak. Büyük bir proje.
200 trilyondan fazla imzaladık, kararını verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve en güzel şekilde bu yol milletimizin hizmetine girecek diyoruz. Ve şimdi soruyorum. Hazır mıyız? Duymadım. Hazır mıyız? Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Tarsus İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tekin Çelik, Tarsus'ta basın mensuplarıyla buluştu. İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tekin Çelik, ilçe yöneticileriyle Hasbahçe'de bir araya geldiği basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, Meral Akşener Hanımefendi'nin genel başkanlığında Türkiye'de kuruluşunu tamamladıktan sonra il ve arkasından ilçelere verilen görevler doğrultusunda tarafıma tevdi edilen Tarsus İlçe Başkanlığı görevinin akabininde çalışmalar yapılmış ve Tarsus'u temsil edecek İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu oluşturulmuştur ifadesini kullandı. Başkan Mustafa Tekin Çelik, inanıyorum ki bu yönetim kurulu genel başkanımızın teşkilatları vermiş olduğu mesajlar doğrultusunda görevini en iyi şekilde yapacak ve ülkemizde yaşadığımız siyasi boşluğu, genel merkezimiz Tarsus'taki siyasi boşluğu da Tarsus'ta vatandaşlarımızla birlikte biz doldurmaya çalışacağız. İnsanlarımızla birebir kurduğumuz ilişkilerle onların kalbine girecek, gönüllerini kazanacak. Genel başkanlığımızdan aldığımız güç ve destekle de Türkiye'de olduğu gibi Tarsus ve Mersin'in genelinde varlığımızı kabul ettirip iddialı bir seviyeye geleceğiz dedi. Mustafa Tekin Çelik, Tarsus'ta parti binamız Langen Bulvarı'nın başındaki Galip Ekenler Apartmanı'nın B bloğundadır. Fiziki eksiklikleri tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yoğun bir ilgi ve alaka olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. İlk iki günde 338 kayıt yapılarak Mersin'de bir rekor kırılmıştır. İnşallah kayıtlarımız devam edecek ve hedeflediğimiz üye sayısına çok kısa sürede ulaşacağız şeklinde konuştu. Doldurmaya çalışacağız. İyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel merkeze aldığımız talimatla herkesi kucaklayacak, hiçbir partinin devamı olmayacak bir oluşum üzerinde çalıştık. Şu anda da biz o oluşumu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Biz herhangi bir partinin devamı değiliz. Hiçbir partiye çok yakın, hiçbir partiye çok uzak da değiliz. Bir partiye belki uzağız. Yani bu ülkenin mukaddes değerlerine, milli değerlerine karşı duranlarla bir arada zaten bizim olmamız mümkün değil. Dünya görüşümüz de bu. 70'te bugün de Ayça'yı düşünüyoruz. Niğde Aladağlar Demirkazık'ta yaban keçileri ve kanatlı hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Attığımız yonca balyalarını yaban keçilerimizin yediğini görüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yapılan hayvanların doğal ortamlarında bir desteklenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Yaban keçilerimiz yiyor. Bilindiği üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yaban hayvanlarının doğal hayatının desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte olup bu çalışmaların bir tanesi de her yıl kış döneminde yapılan yemleme çalışmalarıdır. Her yıl kış aylarında yapılan yemleme çalışmaları kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü 26.01.2018 tarihinde Aladağlar Milli Parkı Niğde Bölümü ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan yaban keçilerine 1000 kilogram yonca yemi balyalarla atıldı ve kanatlı hayvanlar için 500 kilogram buğday doğada olumsuz koşullarda desteklemek için bırakıldı. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 7. Bölge Müdürlüğü, Niğde Şube Müdürlüğümüzce 26 Ocak 2018 tarihinde hava koşullarının ağırlaşması nedeniyle ilimizde bulunan korunan alanlardan Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı sahasında bulunan dağ keçilerinin aşırı kar yağışından dolayı aşağıya inmesinden dolayı yemlenmesi icap etmiştir. Bu kapsamda 26.01.2018 tarihinde 1 ton
yem, yonca, yeşil yonca ve 500 kilogram da kanatlıların desteklenmesi amacıyla buğday. Buğday doğal hayata bırakılmıştır. Hayır, yeterli değildir. Her yıl zaten hava koşulları ağırlaştığında sadece bu korunan alanlarda değil, yani atıyorum bizde işte neresi var, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı sahasında bulunan hem yaban keçileri hem de kanatlı hayvanlar için her yıl desteklemenin ve diğer yerlerde ilimizin Ulu Kışla'da da yapılması lazım, Altunhisar'da da yapılması, Bor'da, Çiftlik'te ve merkezde de bu yemleme çalışmalarının yapılması lazım. Aladağlar Milli Parkı, yaptığımız yoncalı yemi attık ve yaban keçilerimiz güzelce yiyor. Yemleme çalışmamız amacına ulaşmıştır. 26.01.2018 tarihinde yapmış olduğumuz yemleme çalışmalarında müdürlüğümüzden 8 tane personelimiz, 2 araçla ve yörede bulunan destek aldığımız, koruma çalışmalarında destek aldığımız Bademdere Köyü, Kavlaktepe Köyü, Sulucava Köyü, Çukurbağa Köyü, Yelatan ve Elek Gölü köylerinden de tekrar gerek insan desteği gerekse araç desteği alınarak yemleme çalışması yapılmıştır. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Afrin operasyonuna desteklerini dile getirmek için basın açıklaması yaptı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi merkez yerleşkede 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin yanı sıra akademik ve idari personel katıldı. Tıp Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Üner Kayabaş yaptığı açıklamada Ömer Halis Demir'in adını yaşatan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Bu güzel vatanın hekimleri, genç tıbbiyelileri, mimarları, mühendisleri olarak gerektiğinde hiç tereddüt etmeden Ömer Halis Demir Üniversitesi tüm hocaları ve öğrencileri olarak vatanımız için şehitliği bir lütuf görür, vatan için her göreve hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz dedi. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe kalkışmasına ilk kurşunu sıkarak canı pahasına kahramanca bir duruş sergileyen kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in adını yaşatan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin mensupları olmaktan gurur duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesinin öğretim üyeleri, hekimleri ve genç hekim adayları tıbbiyelleri ile Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dost ve kardeş bölge halkını Afrin ve çevresinde odaklanan terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan mesnetsiz açıklamaları nedeniyle hem Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu'nu hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nu şiddetle kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve ideallerine bağlı hekimler, mimarlar ve mühendisler olarak bu açıklamaları yapan kurulların bizleri temsil etmediğini bildirmek istiyoruz. Bu güzel vatanın hekimleri, genç tıbbiyelleri, mimarları, mühendisleri olarak gerektiğinde hiç tereddüt etmeden meslek büyüklerimizin 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde bir döneminin tamamını şehit olduğu ve 1921'de mezun veremediği Mektebi Tıbbiye-i Şahane'deki ruhu taşıyarak tüm hocaları ve öğrencileri olarak vatanımız için şehitliği bir lütuf görür, vatan için her göreve hazır olduğumuzu buradan kamuoyuna bildiririz. Bu vesileyle al bayrağımızın gölgesini ve vatanımızı bize helal kılmış olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yurt içinde ve dışında terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize muvaffakiyetler dileriz. Saygılarım. AK Parti Ereğli Gençlik Kolları bugün Ulu Cami Meydanı'nda Afrin Harekatı'nı anlatan broşür ve Türk bayrağı dağıttı. AK Parti Ereğli Gençlik Kolları bugün Ulu Cami Meydanı'nda vatandaşlara Afrin Harekatı'nı anlatan broşür ve Türk bayrağı dağıttı. Yapılan Afrin operasyonunun ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu halka duyurmak ve onları bu konu hakkında bilgilendirmek için Gençlik Kolları tarafından bir etkinlik düzenlendi. Bu vesileyle vatandaşlara bilgilendirme notlarıyla birlikte bayrak dağıtıldı. Gençlik Kolları Başkanı Hasan Fatih Saçıkaralı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şu an Ulu Cami'mizde arkadaşımızla birlikte Afrin operasyonunun içeriği hakkında amaçları, gelişmeleri hakkında bir etkinlik düzenliyoruz.
düşünüyoruz. Bu etkinliğimizin sebeplerinden bir tanesi halkımızın sadece sosyal medya ve televizyon aracılığıyla değil, yazılı olarak da halkımıza ulaşmak, insanlarımıza Afrin Operasyonu'nda nelerin gerçekleştiğini, devletimizin Afrin Operasyonu'ndan beklentileri, sebepleri, sonuçlarıyla alakalı bilgilendirici broşürler hazırladık. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi operasyonda şehit düşen askerlerimize hem bir saygı hem de onların niçin şehit oldukları hakkında bilgi vermek istiyoruz, dedi. Bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin sebeplerinden bir tanesi halkımızın sadece sosyal medya ve televizyon aracılığıyla değil, yazılı olarak da halkımıza ulaşmak, insanlarımıza Afrin Operasyonu'na nelerin gerçekleştiğini, devletimizin Afrin Operasyonu'ndan beklentileri, sebepleri, sonuçlarıyla alakalı bir broşürler hazırladık. Hem halkımızın bilinçlenmesi hem de askerimizin ordumuza bir destek amaçlı bize bu şekilde bir kampanya düzenliyoruz. Aynı zamanda bu operasyonla alakalı ordumuza, devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Ve buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de operasyonda şehit düşen askerlerimize hem bir saygı hem de onların ne için şehit oldukları hakkında bir bilgi vermek istiyoruz. Siz de katılırsanız seviniriz inşallah. Van Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Erciyesspor maç hazırlıklarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyespor futbol takımı Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona şampiyonluk parolası ile giren ancak ilk yarıda aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Van Büyükşehir Belediyespor kalan maçları kazanarak en azından playoff şansını sürdürmeyi düşünüyor. Bu nedenle hafta sonu oynanacak Kayseri Erciyesspor maçı hazırlıklarını yaptığı çift kalem maçla devam ettirdi. Teknik direktör Feyyaz Uçar'ın sıkça oyunu durdurarak futbolcuların hatalarını tekrar ettirmesi için uyarması ve disiplini ön planda tutması dikkatlerden kaçmadı. Teknik direktör Feyyaz Uçar ve futbolculardan Sergen, Gökhan ve Cemal ile birlikte Van Büyükşehir Belediyespor Kara Kobra Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, Kanal 68 ekranlarına çok özel ve önemli açıklamalar yaptılar. Çok ciddiye almamız gereken bir maç. Puan kaybına tahammülümüz yok. Rakip hiç küçümsenecek bir rakip değil. Bana göre üçüncü liglerde kimse kimseyi küçümsememeli. Çok büyük bir handikaptır. Çok ciddi olmak zorundayız. Sabırlı ama kararlı olmak zorundayız. Tabii ki panik yapmadan buradan ihtiyacımız olan 3 puanı alıp en azından galip gelmenin verdiği morali üstlenmemiz, yüklenmemiz lazım. Bu açıdan bizim için oldukça önemli bir maç. Rakibi ciddiye alacağız. Kimseden korkmuyoruz. Ama kimseyi küçümsemeyeceğiz. Yukarıdaki takımlarla maç yapacağımızın biz de farkındayız. Ama ilk önce Kayseri Erciyes maçını ilk önce en iyi şekilde atlatmamız lazım. Şu an yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte takımın durumu gayet iyi. Çift kalelerde falan rekabet çok iyi oluyor. Bence kadro genişliğimizden dolayı rekabetin olduğuna inanıyorum ben. Erciyes maçına gideceğiz. Orada da bir malum bir yapılanma var. Yani kötü anlamda. Transfer yasakları var. Tabii hiçbir şekilde küçümsemeden ciddi şekilde çalışıyoruz. Oradan gidip 3 puanla döneceğiz Allah'ın izniyle. Bir Erciyes maçımız var. En iyi şekilde buna hazırlanıp maça çıkacağız. Zaten aramızda çok büyük bir puan farkının olduğunu da düşünmüyorum. Bu maçı aldığımız takdirde bir Yeşil Bursa maçımız var. Zaten 2 maç aldığımız takdirde potada olacağız. Tabii Kırıkhan olayında, Kırıkhan maçında bizim bir yüzdü biraz. Bizim almamız lazım olan maçtı. Biz de yüzüldük. 90 dakika destek veren bütün taraftarlarımıza,
Van spor taraftarlarına, Van halkına, Karakobra'lara biz teşekkür ediyoruz. Takımımız da yavaş yavaş Feyyaz Hoca da ses getirdi. İyi futbolcular alındı. İnşallah amacımız, ben buradan playoff diyorum. İnşallah yanılmayız. Yani bizim takım da iyi bir takımdır, çıkar. Oturmuş köklü bir takımdır. Yönetim köklü, Van halkı köklü, valimiz destek veriyor. Bizim temelimiz de playoff'a çıkmaktır. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.